Herkese merhabalar, um, Turkey Beyond Borders e, seminerleri serisinin bu bölümünde Ermeni gayrisinden, Ermeni soykununa giden süreç başlıklı e, konuşmayla, seminerle e, ben de katılacağım. E, i̇smim e, Ümit Kurt, e, Van Year Jerusalem Institute'e bağlı Polanski Akademi'de araştırmacı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda e, Hebrew University of Jerusalem'de tarih bölümünde e, dersler vermekteyim. Bu seminerde Ermenilerin e, topyekün imhasıyla ve bu topraklardaki e, köklerinin kurutulması da sonuçlanan Ermeni meselesinin geç dönem 19. yüzyıl ve erken dönem 20. yüzyıl Osmanlı tarihi bağlamında ele almayı ve analiz etmeye çalışacağım. Bu şekilde elimden geldiğince meselenin farklı veçelerini ve boyutlarını irdeleyip meseleyi tarihsel bağlamına oturtarak anlamaya ve açıklamaya gayret edeceğim. Son olarak e, altını çizmek istediğim nokta daha çok tarih metodolojisine ilişkin. 1915'i çalışırken meseleye sadece bu tarihsel momenti kerteriz noktası olarak bakmamak gerektiği kanaatindeyim. Burada daha geniş bir tarihsel perspektife ve üst bakışa ihtiyacımız var. Son tarihde 1915 Ermeni tehciri ve soykırımı çok uluslu bir imparatorluğun son demlerini yaşadığı ve çöküş noktasına geldiği bir tarihsel zaman diliminde vuku buluyor. Bu bağlamda meseleyi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde imparatorluğun gayrimüslim unsurları olan Hristiyanlara ve özel Ermenilere yönelik iddihatçı bir düşünsel sistematikle hareket eden bir siyasal kadro tarafından uygulanan radikal ve sert politikaların anlaşılması çerçevesinde ele almak bana daha sağlıklı ve nüanslı bir tarihsel yaklaşım gibi geliyor. Dolayısıyla hem imparatorluğu yıkıma götüren bu bir süreci ve bu süreçte rol alan siyasi aktörleri ve kadroları bu kadroları harekete geçiren zihniyeti ve tarihsel iklimi de ele alarak Ermeni soykırımını bütün farklı boyutlarıyla tartışmak gerekiyor. Ee, 19. yüzyılın ilk çeyreğine baktığımızda Osmanlı'nın reform ve batılılaşma yanlısı e, devlet adamlarının uğraştı, uğraştıkları mevzu imparatorluğun Müslüman, Hristiyan ve Yahudi unsurlar arasındaki eşitlik meselesi üzerine düğümleniyor. Hatta bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nu teşkil eden unsurlar arasında etnik ve dini kökenlerine bakılmaksızın bir eşitlik gözetme fikriyatı resmi devlet siyasası haline alıyor. Bu e, iktihat anasır dediğimiz idealin e, kuvveden fiile çıkarmak adına atılan önemli adımlardan bir tanesi imparatorluğun gayrimüslim unsurlarının mal ve can güvenliğinin garanti alınması, altına alınmasını sağlayan 1839 Tanzimat Reformu. Şimdi Tanzimat Reformu'na mütakiben söz konusu eşitlik ideali 1856'da ıslahat fermanı ile daha da genişletilmiş ve bir anlamda tabana yayılıyor. Islahat e, fermanı ile bütün gayrimüslim unsurlar Osmanlı vatandaşı derecesine çıkarılıyor. Eğitimde, bürokraside, askerlik hizmetinde, vergilendirmede, adli ve idari birimler dahil olmak üzere devlet ve hukuk önünde milleti hakime Türk-Müslüman unsurlarla eşit hale getiriliyor. Osmanlı e, devlet ve toplum yapısında kayda değer bir değişime kapar aralayan ve batıllaşma yolunda atılan bu önemli adım 1876'daki Osmanlı Anayasası'nın temayüz etmesiyle adeta zirve noktasına ulaşıyor. Başta Mithat Paşa olmak üzere yüzü Avrupa'ya, batıya dönük Osmanlı devlet adamlarının büyük gayretleri sonucunda yayınlanan Osmanlı tarihindeki yazılı ilk anayasa bu. Ve bu e, bunun sayesinde halife de olan sultanın otorite ve yetkisine belirli sınırlar getiriliyor. En az bunun kadar önemli olan bir diğer nokta yine kanun önünde imparatorluğu teşkil eden bütün unsurların eşit vatandaş olarak kabul edilmesi e, burada kilit mesele bu reformların ve batılılaşma hamlelerinin Avrupa'nın baskısıyla mı yoksa bu reformları icra eden devlet adamlarının kendi inisiyatifiyle mi gerçekleşip gerçekleşmediği konusu. Bu 19. yıl Osmanlı tarihinin aslına bakarsanız temel tartışma noktalarından bir tanesi. Kısa itibariyle Tanzimat dönemi Osmanlı devlet adamları eşitlik prensibini batılı devletlerin bilhassa uluslararası kriz dönemlerinde Osmanlı'ya dönük eleştirilerine karşı bir silah olarak da kullanıyorlar. Dolayısıyla aslında hukuk önünde bütün Osmanlı tebaasının eşitliği prensibi içeriden yerli ve kendiliğinden bir değişim, dönüşüm ve reform çabasının ürünü değilmiş gibi gözüküyor. Sistematik bir reform programına dayanma, dayanmadığı gözüküyor. Hatta 1876 Anayasası Batılı devlet adamları ve diplomatların bir araya geldiği bir konferansta Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bulunan gayrimüslim unsurların durumlarının iyileştirilmesi yönünde yapılan baskılar sonucunda ortaya çıkıyor. Ancak burada önemli bir noktanın altını çizmekte fayda var. Gerek Tanzimat devlet adamlarının başlattığı ve genç Osmanlıların devam ettirdiği, gerekse de sonraki süreçte John Türkler tarafından yürütülen reform çabalarının tamamının tek bir hayati amacı var. O da imparatorluğun dağılmaktan, çözülmekten kurtarmak ve onun bekasını daimi kılmak. Bu adeta kutsal amaç için birçok siyasi enstrüman da devreye sokuluyor. Bu nedenle yukarıda ifade ettiğim eşitlik, ideal ve prensibi samimi ve gerçekçi bir çerçeve taşımaktan uzak. Daha da önemlisi belirtik veya örtük, iddihata ana sır fikrine dayanan bu eşitlik ideali hiçbir biçimde imparatorluğun Müslüman ve Hristiyan unsurlar arasında gerçek ve simetrik bir eşitlik içermiyor. Ve milleti hakimi olan Türk-Müslüman unsurun her zaman üstünlüğünü verili olarak kabul ediyor. Hristiyan teba, hakim unsurun himmetine ve hoşgörüsüne göre bu eşitlikten payına düşeni kabul etmek zorunda kalıyor. Ee, gayrimüslim unsurlar arasında unsurlar her ne kadar çok sayıda hak ve özgürlüğe sahip olsa da bu durum onları hiçbir zaman Müslümanlarla aynı statüye getirmedi. Bu bağlamda eşitlik prensibi ve onu takip eden referan teşebbüsleri Avrupa'nın gözünü boyamak ve oradan gelen baskıları, tazdikleri karşılamak adına atılan adımlardı. Osmanlılık veya Osmanlı kavramı Osmanlı devletine sadık ol, olmayı ima etmekle birlikte daha da önemlisi önemlisi siyasal bir kavram ve Sünni Ortodoks Ortodoksi Ortodoksiliği çağrıştırıyor. Dolayısıyla ontolojik olarak zaten bu kavramın imparatorluğu teşkil eden unsurlar arasında bir eşitlik ve simetri ima etmesi pek de mümkün gözükmüyor. Gayrimüslim unsurların bağımsızlık talepleri bu Osmanlılık anlayışını güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Hristiyanlar ancak ve ancak Müslümanların hakimiyetini ve üstünlüğünü kabul ettikleri ölçüde söz konusu eşitlikten pay alabiliyorlar. Zaten gerçekten bir eşitlik ilkesi uygulamaya konmuş olsa bile Müslümanların Hristiyanlarla eşit olmaya rızası yok. Dolayısıyla bu eşitlik ideali ne Tanzimat ne de 1908, Temmuz 1908 Jön Türk devrimiyle gerçekleşiyor. Zira her ikisi içinde eşitlik Müslüman unsurun üstünlüğünü verili olarak kabul ediyor. Ee, 1876 Anayasası'nın kodifiye ettiği vatandaşlık temelindeki eşitlik ilkesinin biçimsel düzeyde kalması ve İmparatorluğun Hristiyan unsurlarının hayatına belirgin iyileştirmelere kapı açmaması söz konusu unsurların belirli bir politik bilinçlenme ekseninde örgütlü yapılar teşkil ettik, et, ettikleri bir süreci de başlatıyor. Esasında İmparatorluğun merkezi İstanbul'da atılan ve tanzimat ile başlatılan reform adımları Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde, kazalarında ve kasabalarında yaşayan başta Ermeniler olmak üzere gayrimüslim taban hayatında pek de bir değişikliğe yol açmıyor. Bilhassa Ermeni nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Doğu vilayetlerindeki toplumsal huzursuzluklar hat safhada. E, Çarlık Rusası ile yapılan 1828-29-1853-56 Kırım Harbi harplerinde alınan yenilgiler aynı zamanda bu bölgede yaşayan Müslüman nüfus açısından büyük insanlık dramlarını da beraberinde getiriyor. Kafkasya ve Rusya'dan yaşayan e, başını çerkezlerin çektiği nüfus bu trajediden Anadolu'ya kaçarak kurtulabiliyor. Bu nüfus yönetmek ve bu nüfusu yönetmek ve idare etmek durumunda olan Osmanlı çareyi bu nüfusu Ermenilerin yoğun olarak mukim olduğu doğu vilayetlerine dağıtmakta buluyor. Bir anda karşısında çoğunluğunu Çerkezlerin teşkil ettiği bu dağınık ve topraksız nüfusu bulan Ermeniler zaten bölgedeki Kürt aşiretlerin güvenliklerine yönelik daimi bir tehdit altında. Hem merkezi hükümet hem de söz konusu aşiretlere vergi veriyorlar. Zira güvenliklerini bu şekilde sağlıyorlar işledikleri topraklardan elde ettikleri gelirleri hem merkezdeki devlet ile hem de yerelde adeta devlet gibi hareket eden Kürt aşiretlerle paylaşmak zorunda zorundalar. Şimdi 19. yüzyılın son çeyreğine geldiğimizde Doğu vilayetlerinde kabaca hat e, hatlarını çizdiğim fay hatlarının derinleştiği etno-dinsel çatışmalara cevaz veren sürekli bir güvensizlik ortamı mevcut. Bu sosyopolitik iklimde 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı patlak veriyor savaştan büyük hasarla çıkan Osmanlı Devleti Batılı devletlerin de müdahaleleriyle 1878'de bir reform anlaşması imzalamak zorunda bırakılıyor. Bu savaşla birlikte Osmanlı'nın Balkanlardaki de nüfuzu büyük ölçüde kırılıyor. Ee, burada reform anlaşmalarından kasıt tabi 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Fransa arasında imzalanan 13 Temmuz 1878 e, tarihli Berlin Anlaşması. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan azınlıklara, özellikle vilayeti sitte denilen Doğu Anadolu'daki illerde Ermenilerle yine ıslahatlar yapmayı taahhüt ediyor. Bu anlaşma dönemin ileri gelen Osmanlı siyasetçileri ve aydınları tarafından imparatorluk adına ciddi bir egemenlik kaybı olarak değerlendiriliyor. Söz konusu anlaşmanın özellikle 61. maddesi ee, yukarıda açıklamaya çalıştığım Ermenilerin güvenliğine tehdit oluşturan Kürt ve Çerkez unsurlara karşı önlem alınması ve bu bölgede Ermenilerle lehine idari ve adli reformların derhal uygulanmasına ilişkin. Kısacası 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı Devleti için kritik dönüm noktalarının yaşandığı bir dönem. İmparatorluğun kaderini belirleyen gelişmeler bu dönemde vuku buluyor. Aslında baktığımız zaman 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması'ndan sonra İngiltere, Fransa ve Rusya'nın başını çektiği uluslararası büyük güçlerin imparatorluğun bütünlüğünü muhafaza etme eksenli, geleneksel siyasası dramatik bir biçimde değişiyor. Başka bir ifadeyle 1856 Paris Kongresi'nin imparatorluğun bekasının devamı prensibini benimseyen batılı güçler 1878'e gelindiğinde bundan vazgeçiyorlar. Berlin ile bir Müslüman devlet olarak Osmanlı'nın istiklalini muhafaza etmesi bir hayli zorlaşıyor ve bünyesindeki Hristiyan tebaadan dolayı büyük devletlerin daimi müdahalesine açık hale geliyor. Şimdi etno etnodinsel olarak çeşitli unsurlar barındıran Osmanlı Devleti Berlin Kongresi sonucunda sadece Avrupa'daki topraklarını kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda doğu vilayetlerinde vaat ettiği reformların uygulanması noktasında büyük güçlerin kontrol ve müdahalesine maruz kalıyor. İlaveten bu süreç İmparatorluğun Hristiyan unsurlar arasında milliyetçi ve ayrılıkçı da diyebileceğimiz fikirlerin fitilini de ateşliyor. Böyle bir siyasi atmosferde Dersade reform sürecini başlatıyor. Bir tarafta batılı güçlerin yoğun baskısı karşısında reform paketini uygulamak zorunda kalmak. Diğer taraftan ise batılı güçlerin imparatorluğu nasıl paylaşılacağı üzerine bir konsensüze varamayıp kendi içinde ayrışmalara gitmesi Osmanlı Devleti'nin ömrünü uzatan belirleyici faktörlerden biri oluyor. İşte Fransa, Almanya, İtalya ve Britanya'nın aralarında cereyan eden ihtilaflar ve Avrupa'daki yeni güç dengeleri Abdülhamid'e bu dönemde dış politikada yeni kapılar ve farklı opsiyonlar sağlıyor. Öte taraftan 19. yüzyıl Ermeni Devrimci Hareketi'nin de temayüz etmesi bakımından önemli bir tarihsel momenti işaret ediyor. İşte e, bu hareketin tabii tarihsel bagajı siyasi ve entelektüel faaliyetlerle dolu ve 19. yüzyılın ikinci yarısında... Bu siyasi ve entelektüel hareket örgütlü bir yapıya dönüşüyor. Hatta bu devrimci hareketler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki liberal unsurları da etkiliyor. Ve 1876 Anayasası'na kadar uzanan reformların uygulanması için verilen çabaları da teşvik edici bir rol oynuyor. Ee, Avrupa'daki muadilleriyle karşılaştığında ee, Ermeni ulus devlet ve ulus kimlik inşaat Süresi, süreci daha geç bir dönemde ortaya çıkıyor. Ancak işte batıdaki aydınlamacı zihniyet, eğitim ve edebiyat gibi kültürel faaliyetlerden büyük ölçüde etkilenen bir e, bir durum var. 19. yüzyılın son çeyreğinde siyasi, sosyal ve ekonomik kuvvetlerin iteklemesiyle artık ayyuka çıkan ulusal bilinçlenme, uyanış süreci Ermeni devrimci hareketi içinde geçerli. E, tabii Ermenilerin siyasi düzlemde bu şekilde milliyetçi bir bilinçlenme sürecine girmesi Osmanlı devleti için bir tehlike olarak mülaze ediliyor. Bilhassa Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları işte Doğu vilayetlerinde maruz kaldıkları ağır vergiler, güvenliklerini tehdit eden merkez kaç güçler ve talan ekonomisi onların siyaseten örgütlenen ve bilinçlenen Ermeni siyasi yapılarına destek vermelerine yol açıyor. İşte böyle bir siyasi ve sosyal iklimde 1885'te Van'da kurulan ilk Ermeni siyasi parti Armenakan, Akabinde e, 70'ler ve 80'lerde Erzurum ve Van bölgelerinde aktif bir siyasi örgütlenmeye gidiyor aynı parti. E, buna mukabil 1887 Ağustos'unda İsviçre'de kurulan Cenevre'de Hınçak Devrimci Partisi öncelikli hedefi siyasal ve ulumsal bağımsızlık. E, bu sayıklı programında açıkça şiddet yöntemlerini uygulamanın mübah olduğunu savunuyor ve sosyalist bir tandansa sahip. E, Hınçakların 1890 Temmuz'unda Kumkapı'daki ilk örgütlü nümayişini e, ve yaptığını söyleyelim. E, 1892-93'te devrimci faaliyetlerini daha da belirginleştiriyor bu parti. 1894 Ağustos'unda Sasun'da Osmanlı idaresine ve Kürtlere karşı bir isyan örgütlüyor. Buradaki temel amaç batıl güçlerin dikkatini çekmek ve bunda da başarılı oluyorlar açıkçası. Sasun'daki devletin nezinde isyan olarak adlandırılan ve Ermenilerin bu bölgede maruz kaldıkları haksızlıklar Batılı güçlerin 1878'de Berlin'de taahhüt edilen reformların aciliyetini gündeme getirmesine kapı aralıyor. Bunun sonucunda başını İngiltere, Fransa, Rusya'nın çektiği devletler 11 Mayıs 1895'te bir nota göndererek Abdülhamid'i Doğu Anadolu'daki 6 vilayette reformların uygulanması hus hususunda uyarır. Ve e, Abdülhamid'in reformların uygulanması konusundaki direncine karşılık hınçaklar bu sefer Bağdat'te bir gösteri daha düzenler ve, e, ve 18 Eylül 1895'te bu bulan bu gösteri yine hınçaklar açısından oldukça başarılı geçer ve Abdülhamit Batıl devletlerin tazdik ve baskıları karşısında bu sefer 17 Ekim 1895'te Ermeni reform programını imzalar. Buna rağmen reformlar uygulama düzeyi uygulamada uygulanmaz. 1890'da hınçakların içinde bir başka siyasi örgütlenme daha husule geliyor. Bu da Taşnak Susyon, Ermeni Devrimci Federasyonu. Birleşik bir devrimci cephe teşkil edilmesini savunuyor. Osmanlı Ermenilerinin siyasi ve ekonomik özgürlüğünü de savunuyor Taşnak Susyon. Taşnaklarda Abdülhamid'e reformların uygulanması noktasında baskı uygulaması için batılı devletlerin dikkatini çekmek amacında. Peki Hınçaklar ve Taşnaklar arasındaki en temel fark ne? O da Hınçak, o da şu. Hınçaklar Osmanlı, Rusya ve İran Ermenilerinin dahil olduğu siyasetten bağımsız bir Ermenistan idealine sahip. Buna mukabil Taşnak Sütunisi programında bağımsızlıktan bahsetmiyor. Taşnaklar altı vilayette reformların uygulanmasını talep ediyor ve Osmanlı'dan ayrılmak istemiyor. Eee Dolayısıyla Ermeni siyasi partilerinin reformların uygulanması noktasında batılı güçlerin Abdülhamid'e baskı yapmak adına giriştikleri faaliyetler Abdülhamid'i zor durumda bırakıyor. Ee, bu batılı devletlerin, Osmanlı Devleti'nin ulusal egemenliğini ihlal etmesi olarak değerlendiriyor bu baskıları Abdülhamid. Devletin iç işlerine bu türden müdahalelerin müsebibi olarak da Ermenileri görüyor. Ve Ermenileri terbiye etmenin kendince zamanın geldiği kanaatine var Bu terbiye ve disipline etme tırnak içinde Ermenilere yönelik sistematik katliamların devlet eliyle ve bazı durumlarda devletin göz yummasıyla vuka gelmesine neden oluyor. Ve 1895 Ekim ve Kasım ayları boyunca Doğu Anadolu'da, Kilikya'da ve Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde Ermenilere karşı gerçekleştirilen katliamlar bu e, disipline etme planının e, kuvveden fiile çıkarılması. Bu katliamlarda bir, bilhassa Ermenilerin yoğun olarak e, meskun oldukları Doğu vilayetlerindeki Hamidiye alaylarının da varlığına ve rolüne dikkat çekmek gerekiyor. E, bir noktayı vurgulamak lazım. E, o da 1895-96 Hamidiye pogromları ile 1915 Ermeni soykırımı arasında doğrudan bir illiyet bağı kurabilir miyiz? Yani iki olaya nedenleri ve sonuçları itibariyle ben doğrusal bir ilişki atfetmenin tarihsel metodoloji açısından bir hayli sorunlu olduğunu düşünüyorum. Zira her iki tarihsel momentte kendi özgül dinamikleri ve bağlamları olan failleri açısından da bir hayli farklılıklar ihtiva süreçlerden müteşekkil. Üstelik bambaşka politik bağlamlarda cereyan eden iki olayın mimarı olan siyasi aktörlerin, yani Abdülhamit rejiminin ve İttihat ve Terakki liderlerinin güttükleri amaç ve hedefledikleri projelerde tırnak içinde önemli farklılıklar arz ediyor. Tabii ki bu Ermenilere yönelik e, uygulanan şiddet siyasetinin bir ölçüde somut olarak sürekli göster, gösterdiğini söyleyebiliriz en yani azından bu farklılıkları da göz önünde bulundurarak. Esasında İttihatçılar Abdülhamid'in başlattığı sünnileştirme siyasetini Türkleştirme Projesi olarak taşlandırmışlardır. Yani ancak Abdülhamid döneminde Ermenilere yönelik şiddet onların reform taleplerini bastırma ve bu taleplerle Ermeni bu taleplerle devlet dışı baskılara açık hale devleti dış baskıları açık hale getirdikleri için bir çeşit cezalandırma ve bu toplumu baskılama, terbiye etme işlevi görüyor. Ancak iktidatçılar açık bir biçimde imha siyaseti güdüyorlar. Kendi varlıklarını ve ulusal egemenliklerine tehdit olarak gördükleri Ermeni toplumunu topyekün hasım olarak kodluyorlar ve 1878 Berlin Anlaşması ile artık uluslararası siyasetin bir parçası haline gelen bu gaileyi tırnak içinde Talat Paşa'nın da ifadesiyle, kendi ifadesiyle kamilen izale etmek. Yani topyekün bu sorunu ortadan kaldırmak, çözmek daha doğrusu motivasyonuyla hareket ediyorlar. E, seminerin ikinci kısmında e, 1908'den 1915'e giden e, süreci siyasal dinamikleriyle birlikte tartışmaya çalışacağım, analiz etmeye çalışacağım. İkinci bölümde görüşmek üzere.